Ki kare istatistiğinin ne olduğunu bundan önceki videolarımızda öğrenmiştik. Eğer tam olarak hatırlamıyor iseniz, bu videodan önce o videoları izlemenizi öneririm. Ek olarak ki kare istatistiği ile hipotez testinin nasıl yapıldığını da gördük. Bu hipotez testleri arasında çift yönlü tablolarda verilen dataları kullandığımız örneklerde vardı. Bu videoda öğrendiklerimizin üzerine koyacak ve iki değişken arasında bağlantı olan ya da olmayan bir durumda kare testi yapacağız. Şimdi öncelikle durumu açıklayayım. Diyelim ki birinin ayak uzunluğunun el uzunluğu ile bağlantılı olduğunu düşünüyorsunuz. Başka bir deyişle bu iki değişkenin bağımsız olmadığını varsayıyoruz. Bunu test etmek için bir hipotez testi yapabiliriz. Hipotez testlerindeki sıfır hipotezinin yeni bir durum olmadığını öne sürdüğünü hatırlıyorsunuz değil mi? Bu örnek söz konusu olduğunda sıfır hipotezi bu iki değişken arasında bir bağlantı olmadığını öne sürecek. Evet el ve ayak uzunlukları arasında bir bağlantı yoktur olarak not ediyorum. Bu, bu iki değişkenin bağımsız olması anlamına gelir. Bu durumlarda uygulanan ki kare testinden ki kare bağımsızlık testi olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Karşıt hipotezi de şüphelendiğimiz durumu yani el ve ayak uzunlukları arasında bir bağlantı olduğunu ileri sürecek. Bu da el ve ayak uzunluklarının bağımsız olmadıkları anlamına gelir. Bunu ta ki ben popülasyondan rastgele bir örneklem alacağız. Örnek boyutunun 100 olduğunu düşünmedim. Bu 100 kişinin her birinin sağ elimi yoksa sol elimi daha uzun diye bakacağız. Aynı uzunlukta olma durumlarını da atlamayacağız tabii. Aynı şeyi bir de hem sağ hem de sol ayakları için yapacağız. Elde ettiğimiz veriyi bir tabloya dökeceğiz. Evet tablonun da bu olduğunu varsayalım. Şimdi bir saniyeliğini duraklamak ve bu yaptığımızın ki kare homojenlik testinden neden farklı olduğuna değinmek istiyorum. Ki kare ve homojenlik testinde iki farklı popülasyonu örneklediğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, bu testte elimizde iki farklı grup olur ve bir değişkene ait iki farklı grubun dağılımlarının aynı olup olmadığına bakarız. Ama burada tek bir grubu örnekliyoruz ama iki farklı değişkeni değerlendiriyoruz. Değişkenlerimiz ayak uzunluğu ve el uzunluğu. Hadi tabloyu da inceleyelim. 11 kişinin hem sağ eli hem de sağ ayağı uzunmuş. 3 kişinin sağ eli ve sol ayağı uzunmuş. 8 kişinin ise sağ elleri uzunken ayaklarının uzunlukları aynıymış. 9 kişinin hem sol eli hem de sol ayağı daha uzunmuş. 2 kişinin sol eli ve sağ ayağı uzunmuş. Tabloyu bu şekilde okuyabiliriz ki kare testi için sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda bu verilerin her birinin beklenen değerine ihtiyacımız var sıfır hipotezi el ve ayak uzunlukları arasında bağlantı olmadığını ileri sürüyordu bize yardımcı olması için buraya bir toplam sütunu da ekleyelim evet bir tane de toplam satırı ekleyelim buraya bir çizgi çizeyim buraya da Sağ elleri daha uzun olan kaç kişi varmış? Bakalım 11 artı 3 artı 8'den 22. Sol eli daha uzun olanlar 2 artı 9 artı 14'ten 25 değil mi? İki elinin uzunluğu aynı olanlar 12 artı 13 artı 28'den 53 kişi. Sütunların toplamı ise 22 artı 25 47 eder artı 53 evet 100 kişi. Sağ ayakları uzun olanlar 11 artı 2 artı 12'den 25. Sol ayakları uzun olanlar 3 artı 9 artı 13 yani 25. İki ayağı aynı uzunlukta olanlar 8 artı 14 artı 28'den 50. Evet ama bu toplamı yapmadan bu ikisinin toplamı 50 olduğu için %50 çıkarıp bu sütunun toplamının 50 olması gerektiğini de bulabilirdik. Beklenen değerlerin ne olduklarını bulmak için sıfır hipotezinin doğru olduğunu kabul edeceğimizi unutmayın. Bu iki dağılımın bağımsız olduğunu yani el vala uzunluklar arasında bir bağlantı olmadığını varsayacağız. Anlaştık mı? Bağımsız olduklarını kabul edersek %22'nin sağ ellerinin %15'inde sağ ayaklarının daha uzun olduğunu bekleriz. Bu da 0,22 çarpı 0,25 çarpı 100 ile hem sağ elleri hem de sağ ayakları daha uzun olanların oranını verir. Evet, olasılıkları çarptım ve bunlar eğer bağımsız değişkenlerse ki öyle olduğunu kabul ediyoruz, hesaplamayı tabii ki bu şekilde yaparız. 0,22 çarpı 0,25 çarpı 100. Bir bakalım. 22'nin dörtte biri 5,5'tir. Evet eşittir 5,5. Peki bu iki değişken bağımsızsa sol ayakları ve sağ elleri uzun olanların beklenen değeri kaç olur? 0,22 çarpı 0,25 çarpı 100 bunun 5,5 olduğunu biliyoruz. Devam edelim. Sağ eli uzun ama iki ayağı aynı uzunlukta olanlar. 0,22 çarpı 0,5 çarpı 100. Evet böyle olacak. Bu da 22'nin yarısı 11 olduğundan 11'e eşit aynı şeyi bunlar için de yapacağız. Bu değer için 0,25 çarpı 0,25 çarpı 100'den bir bakalım. 25 kere 25, 625 eder. O halde 0,25 çarpı 25'te 6,25 edecek. Burası için de 0,25 çarpı 0,25 çarpı 100 işlemini yapacağız ve sonuç 6,25. Bu değeri ise farklı şekillerde bulabiliriz. 0,25 çarpı 0,50 çarpı 100 işlemini yapabiliriz ki bu 12,5 eder. Benzer şekilde bu, bu ve bunun toplamı 25 edeceği için bu ikisinin toplamını 25'ten çıkarır ve bunun 12,5 edeceğini de bulabiliriz. Buradaki beklenen değeri de 5,5 artı 6,25 artı bu değer 25 edecek deyip bir bakalım. 5.5 artı 6.25 11.75 eder değil mi? Bunu 25'ten çıkarınca da 13.25 buluruz ve bu da aynı olacak 13.25 yazıyorum. Bu ikisinin toplamı 11,75 ediyordu. 25 eksi 11,75 de 13,25. Bu ikisini toplarsak 26,5 elde ederiz. Bu satırın toplamı 53 olacağına göre buradaki beklenen değer de 26,5'tir. Beklenen değerleri hesapladıktan sonra sıra koşulları kontrol etmeye geldi. İlk koşul rastgelelik. Başka bir deyişle bu örneklemeyi rastgele yapmış olmamız lazım. Evet bu şekilde yaptığımızı varsayacağım peki ikinci koşul beklenen değerlerin en az 5'e eşit olması gerektiği koşuludur bir bakalım beklenen değerlerin hepsi en az 5'e eşit bu noktada verilerin kendilerinin değil beklenen değerlerin en az 5'e eşit olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum örneğin bu veri 2 ama beklenen değeri 6,25 olduğu için 2 olmasında herhangi bir sorun yok anlaştık mı ve son koşul bağımsızlık koşulu. Bunun için geri koyarak örnekleme yapmamız, eğer örneklemeyi bu şekilde yapmıyorsak da örneklemin boyutunun popülasyonun %10'undan büyük olmaması gerekiyor. Bunun da doğru olduğunu varsayalım. Koşulların hepsinin sağlandığını düşünürsek artık ki kare istatistiğini hesaplamak için hazırız demektir. Bunun için her bir veri ile beklenen değeri arasındaki farkın karesini alıp bunu beklenen değere böleceğiz. Hemen yazıyorum. 11 eksi beklenen değer yani 5,5 evet bunun karesi bölü 5,5. Bunu yaptık. Artı 3 eksi 5,5'in karesi bölü 5,5 5, artı 8 eksi 11'in karesi, evet, bölü 11 artı 2 eksi 6,25'in karesi bölü 6,25 olarak devam edeceğim ve bunu tüm bu değerler için yapacağım. Zaman kazanmak için önceden hesaplamıştım. Evet bunu 9 veri için tek tek yaptıktan sonra ki kare istatistiğinin 11,942 olduğunu buluruz. P değerini hesaplamadan önce serbestlik derecesini de bulmamız lazım. Bu 3'e 3 bir tablo olduğuna göre satır sayısı eksi 1 çarpı sütün sayısı eksi 1'den serbestlik derecesinin 4'e eşit olduğunu buluruz. Bu verilerden 4'ünü ve toplamları biliyorsak diğer verilerin neye eşit olduklarını hesaplayabileceğimiz anlamına gelir. Şimdi p değerini hesaplamak için hazırız. Bunu hesap makinesi ya da ki kare tablosu ile yapabiliriz. Hesap makinesi kullanmak istediğimizi düşündüm. P değerini 0,018 olarak buluruz. Bulduğumuz p değeri elde ettiğimiz ki kare istatistiğinin bu kadar büyük ya da bundan büyük olması olasılığını verir. Bundan sonra da diğer hipotez testlerinde olduğu gibi bunu anlamlılık seviyesi ile karşılaştırırız. Bu arada anlamlılık seviyesini ta en baştan belirlemiş olmamız gerektiğini de eklemek istiyorum. Hipotezlerimizi belirlerken anlamlılık seviyesini de 0,05 olarak belirlediğimizi düşünelim. Bunu tüm bu hesaplamalardan önce yapmamız gerektiğini sakın unutmayın. Sonra p değerini anlamlılık seviyesiyle karşılaştıracağız. Elde ettiğimiz p değeri anlamlılık seviyesinden küçük olduğu için, şöyle söyleyeyim, tüm bu değerleri sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsayarsak elde ettik, öyle değil mi? Ama bu denli büyük ya da bundan büyük bir sonuç elde etmenin olasılığının %2'den az olduğunu bulduk. Ve bu aynı zamanda anlamlılık seviyesinden de düşük olduğu için, sıfır hipotezini reddedip karşıt hipotezi değerlendireceğiz. Bu da el ve uzunlukları arasında bir bağlantı olduğu anlamına geliyor.